Kiriti ve kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Sovyetler Birliği'nin başına getirilebilen tüm liderleri ve nasıl getirildiklerini anlatacağım. Hemen bunları anlatmadan önce ufak bir hemen altını çizeyim. Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız işte Türkiye'nin tüm liderlerini göster, İtalya'ya getirilebilen tüm liderleri falan göster derseniz arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Hem nasıl getirildiklerini hem de portrelerini hem de özelliklerini her şeyini göstereceğim. Bakın elimden geldiği kadar bu seriyi de beğenirseniz yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. Abone olun, abone olun, like atın, yapın bir şeyler yahu, yüzümüz gülsün. Hemen arkadaşlar Sovyetler Birliği'nin ilk lideriyle başlayalım. Kendisi Stalin. Biliyorsunuz Stalin oyuna başladığınız zaman 1936 yılına girip 39'da fark etmez. 36-39 senaryosu. Hangi senaryoya girerseniz girin. Tabii Vanilla kısmı için söylüyorum. Farklı modlarda gider bakarsın abi. Red Napolyon'u görürsün. Başka birini görürsün. Bir ton adam görürsün. Zukov'u görürsün. Bir sürü şey görürsün. Ama neyse konumuz bu değil. Hollywood Vanilla sürümünün lideri olan Stalin ve kendisinin portresini şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Kendisinin bufflarını da görüyorsunuz şimdik. Stalin'i zaten birçoğunuz bildiği için arkadaşlar üzerinden hızlıca geçeceğim. Fakat Stalin'in full bufflı halini daha önce görmüş müydünüz? Görmediyseniz de şimdi sizlere bunu göstereyim. Şimdi arkadaşlar birkaç tane konsola kod yazdım. Hemen devam ediyoruz. Focus 3'nin neden bu halde olduğunu merak ediyorsanız, tüm Focus'a gidebildim merak ediyorsanız arkadaşlar, konsola yazdığım 3 kod sayesinde kodu merak ediyorsunuz. Yorumlar kısmına yazarsınız. Ben de hemen yorumunuzun altına cevap olarak bu kodları yerleştiririm ki rahatça siz de bunları inceleyebilirsiniz diye. Veya hileli oynamayı seven arkadaşlarım varsa bu kodlar işlerine gerçekten yarayacaktır. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Bu yoldan başlayıp bakın The Path of Marxism-Leninism yani Marxism-Leninism yolundan başlayıp The Center'e gitmeniz lazım. Yani Stalin yolu bakın biliyorsunuz zaten bu fokusta başlıyor. İşte purge yapıyorsunuz, purge yapıyorsun, purge yapıyorsun, purge yapıyorsun derken en aşağı kadar inip Stalin'in költüne kadar inmeniz lazım. Bu fokusa gittikten sonra arkadaşlar sıradaki fokusa gitmeniz için 5 tane propaganda veya işte 20 tane propaganda yapmanız lazım. Propaganda ne? Propagandadan da bahsedelim. Hemen propagandayı görmek için arkadaşlar ağacımızı birazcık sağa kaydırıyoruz ve burayı buluyoruz. Bakın burası bu arada hani Buharin'de gitseniz gidebiliyorsunuz. Lenin'de gitseniz gidebiliyorsunuz. Bu propaganda ağacına her türlü erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Propaganda ağacını açmak için de sol tık enter bu fokus. Sol tık enter. Expand the agit prop fokusa kadar gelmeniz lazım. Bu arada bu fokusa gidince de farklı propaganda ağaçları açılıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hani buraya tıklayınca bir sürü propaganda gözüyor. Bazılarına gidebiliyoruz, bazılarına gidemiyoruz. Farkındasınız siz de bunun. Bazılarına gitmek için Focus 3'e gitmemiz gerekiyor. Yani şu Focus'a gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bazılarına gitmek için ise savaşta olmamız gerekiyor. Zaten savaşta olunca onların bazıları açılıyor. Örnek olarak siz sonra kendiniz incelersiniz. Şu ikisinin de açılması için arkadaşlar bu arada belirli Focus'a gitmeniz lazım. Bakın kolektivist propaganda ve komsomol veya pozitif rejim. Yani şu 3 Focus'tan işte buna gidersin, buna gidersin. İki tane daha propaganda yer açılıyor. Fark etmiyor. Hemen mesela bir tane propaganda seçtik arkadaşlar. Geliyoruz buraya. Bakın hemen şu fokusumuzda 5 propagandanın bir tanesini gitti diyor. Bakın 5 adet propaganda gitmeniz lazım. Zaten buraya inene kadar propaganda ağacını açtıysanız rahat rahat 5 yaparsınız. Buraya inene kadar yani Father of Nations'a inene kadar zaten 20 yapmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi bakın hemen şu mantıktan bahsetmeden önce tüm buradaki buff'ları toparlayalım. Yolu etkilemeyen tüm buff'ları toparladık arkadaşlar. Stalin birazcık bufflandı görüyorsunuz. Hemen bakın bu buranın mantığı ne? Sol taraf agresif bir Stalin yaratıyor bizim için. Agresif Stalin traitleri veriyor. Sağ tarafta Lenin'in yolundan ilerleyen bir Stalin yapıyor. Mesela garanti kostu azaltıyor. İşte puppet bırakma ücretini azaltıyor. Daily komünizm veriyor. Soldaki de Stalin'e Great Commander buff'ı verip Stalin'i maraşır olarak da alabiliyorsunuz. Hemen abi soldaki örneği gösterip Father of Nations'a da gidip Stalin'in tüm buff'larını size şöyle göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz buff'ları. Bu arada bir buff daha var. O da Paranoia sistemi açılınca geliyor zaten. Mesela The Center'a gidersek Paranoia sistemi açıldı mı abi? Neyse açılmadı. Çok önemli değil. Oyunu başlatınca büyük ihtimalle açılır. Çok önemli değil. Hemen size Maraşal Stalin'i de göstereyim. Hop böyle yapalım. Ahanda Maraşal Stalin'de burada Iosif Stalin kendisinin bufflarını görüyorsunuz. Hızlı hızlı geçmeyeyim. Şöyle size yavaş yavaş göstereyim. Çok güçlü değil ama Maraşal sıkıntısı çekiyorsanız kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Tabii ona git o Maraşal olarak almak istiyorsanız da Great Commander fokusuna gitmeniz gerektiğini bir kez daha altını çizeyim. Ve ilk liderimizi böylelikle kapatalım. Bu arada bakın arkadaşlar bunları ben Hoi4 Wiki'den bakıp sizlere gösteriyorum. Siz de eğer videodan pek bir şey anlamadıysanız Hoi4 Wiki'ye bakabilirsiniz ama videoda daha iyi anlatıyorum ya. Çünkü Hoi4 Wiki'ye de bir bakın arkadaşlar. Orada sadece nasıl gelebildiklerinin eventleri falan yazıyor yani.
karışık birazcık. Ben size oradan bakıp bakıp ayıklayıp ayıklayıp şey yapacağım şimdi sıradaki lideri. Evet arkadaşlar, sıradaki liderimiz az önce portresini gördüğünüz Sayın Trotski. Lev Trotski'yi biliyorsunuz arkadaşlar. Kendisi Stalin'in rakibi denilebilecek bir pozisyonda. Şimdi o rakibi başa getirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Bunun için tekrardan 3 kodu yazdım. Bakın artık 3 kodu yazdığımı söylemeyeceğim. Focus'ları bu şekilde açık görüyorsanız 36 yılında daha oyun başlamadan bilin ki 3 kodu yazmışımdır. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar The Path of Marxism-Leninizm'le başlıyoruz. Hemen ardından Trotsky abimizin biliyorsunuz Left Opposition diye şurada bir fokusumuz var. Bu arada Lenin'e benzetiyorum ben bu Trotsky'yi hep. Neyse çok önemli değil. Left Opposition. Tabii siz bunları hilesi gideceğiniz için daha yavaş gidecektir. 70 gün bekleyeceğiniz falan filan. İşte bu fokuslara gidiyorsunuz arkadaşlar. Çok önemli değil. Şu fokus tık 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 böyle gidersin. Ignite the Flames yaparsınız arkadaşlar. Bu arada küçük bir ara spawn olacağız farkındayım. Dur şunları da bypass edelim. İç savaşı direkt hızlıca hileyle çıkarttım farkındayım. Şimdi burada iki tane lider var arkadaşlar. Ben burayı save alıyorum. Çünkü size tüm liderleri göstermeye çalışıyorum ya. Bakın burada bir lider daha getirebiliyoruz. Ivan Simirnov diye bir abi getiriyoruz. Sibirya'nın Lenin'i yazıyor üstünde. Şu anlık bunu sallayın. Biz Trotsky'yi getireceğiz. Bu arada hiç toprak seçmeden iç savaş çıkardım. Acaba ne olacak? Merak ediyor musunuz? Şimdi bunu da öğreneceğiz. Onan burada spawn oldum ve bayağı güçlüyüm. Oğlum o kadar gücüm yoktu benim. Nasıl bu kadar çok askerim oldu? Neyse arkadaşlar birazcık hile yapalım. Burada Stalin yüzde kaç kapatıyor? %3 sürendir limiti var. Çünkü hiç adam gibi oynamadık ya arkadaşlar. Stalin sürendir limiti şey gibi yani. Hani çok yüksek, çok yüksek. Hemen Observe moddan kendimize geri geçelim. Hop oynamaya geri gelelim. Bu arada bunları hileyle yaptığımı hepiniz farkındasınızdır arkadaşlar. Çoğunu hileyle yapıyorum. Sizlere daha rahat göstermek için hepsine. Hem siz rahat edin hem de ben rahat edeyim diye. Stalin'i yeneyim. Ondan sonra Trotsky'nin tüm bufflarını göstermeye gelince muhabbet tekrardan başlatırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar %98 kapitüle ettik kendisini. Bu arada hileyi sevmeyi, hile yapmayı seven arkadaşlarım varsa Occupation Paint diye bir hile var arkadaşlar. CTRL'ye basıp tutup sol tıklıyorsun abi, toprak sana geçiyor. Hile yapmayı seven varsa aranızda öneririm. Bal gibi hile abi, bal gibi hile. Evet iç savaşı bitirdik arkadaşlar. Evet iç savaşı bitirdik. Destalinization geldi mi? Destalinization. Bu arada çok hızlı yaptığımız için arkadaşlar daha oho partizanlar bile aramıza katılmadı. O kadar hızlı gittik. Hileli tabii, normal normal. Şimdi arkadaşlar bakın. Lenin abi diyorum bak, bu Trotsky ben hep Lenin diyorum ya. Şimdi bu Trotsky abiye ne buffları verebiliyoruz? Hemen ben o kadar da Trotsky oynamadım. Trotsky abiye ne buff'ı verebiliyoruz? Buradan bir buff veremiyoruz. Eliminate the left. Trotsky abinin buff'ı böyle mi kalıyor hep ya? Böyle kalmıyordur herhalde. Böyle kalıyor da olabilir ha. Tamam. Bunları purge'ledik mesela. Counter Revolutionary purge'ledik abi. Evet abi. Çok fazla buff'ı yokmuş şey abimizin. Trotsky abimizin o kadar da bir buff'ı yokmuş arkadaşlar ya. Hani değiştirebilen bir şey yokmuş o kadar Trotsky abimizin. Hadi hepsine gidelim. Ayıp olmasın. Mesela bunlara da gidelim. Hop 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 hop. Değişen buff var mı? Yok. Gördüğünüz üzere tüm fokusa gittik. Mesela All Power to Soviet giderim. Tüm güçler Sovyetler Birliği'ne gittik. Ve Trotsky abimizde pek değişen bir şey yok. Arkadaşlar gördüğünüz üzere size Trotsky'yi de nasıl başa getirebileceğinizi gösterdim. İç savaşla geliyor Trotsky bu arada. Haberiniz olsun. Şimdi sıradaki liderimize geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz az önce ben ne yapmıştım? Save almıştım. Sıradaki liderimiz Ivan Simirnov adlı Sibirya'nın Lenin traiti olan abimiz. Kendisinin buffları hoş. Ajanlık kasmayı seven arkadaşlarım için artı bir operatif slot veriyor kendisi. Yine aynı Trotsky çıktığı gibi çıktık. Hemen bunu da hileyle hızlı hızlı savaşı kazandırayım. Ne gibi değişiklikleri var? Evet arkadaşlar az önceki Trotsky ile yaptığım gibi bu abiyle de Occupation Paint ile hızlı hızlı tıkladım. Ivan abimle. Şimdi Ivan abimle aşağı yollara inemiyorum bu arada şu anlık. Hile kapandı çünkü kendi kendine. Geri save yükledik ya. Focus auto complete. Focus ne vardı lan başka? No checks. Focus nokta I tab. Heh, tamamdır. Tüm focus'ları açtık tekrardan. Bu abime de buff ekleyebiliyor muyum? Hemen bir tüm focus'a gidelim arkadaşlar. Bu abimize buff ekleyebiliyor muyuz? Büyük ihtimalle ekleyemiyoruzdur ama yine de hepsine gidelim. Sizlere buff'ları da göstermek istiyorum. Eliminate the right, infiltrate falan filan. Military support alalım. Ve abide değişen pek bir şey yok. Paranoid muhabbeti var şu anlık. Bunlara gidince pek bir değişiklik olmuyor.
Evet arkadaşlar, Ivan Simirnov abiyi de böyle getirebiliyorsunuz. Kendisinin bufflarını tekrardan şöyle göstereyim. Kendisinin trait adı bu arada Sibirya'nın Lenin'i. Vay be. Abi hakikaten Sibirya'nın Lenin'i misin? Kendisi bu arada yine dediğim gibi Trotskid Savaşı'nda gelebiliyor. Event'le geliyor. Hemen sıradaki liderimize geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki liderimiz tekrardan Ivan Sibirnov. Evet, Ivan Sibirnov'u nasıl getireceğinizi göstermiştim zaten derken tabi ufak şakalar. Hemen arkadaşlar şimdi sizlere Supreme Soviet'i nasıl getireceğinizi söyleyeceğim. Supreme Soviet'i getirmek için arkadaşlar hangi yol gittiğiniz pek fark etmiyor diye biliyorum. Stalin'le getirilmiyordu sanırım. Ama Stalin'le getirilebiliyor muydu? Onu hatırlamıyorum işte. Neyse, onu az sonra bakarız. Trotski ve Buharin yolundan arkadaşlar aşağı doğru inerseniz bakın şurada Supreme Soviet diye bir fokus var. Hemen hızlıca tık tık yapıyorsunuz. Tık. Supreme Soviet fokusuna geliyorsun ve başına Supreme Soviet diye bir şey geçiyor. Bakın görüyorsunuz, kendisi bayağı bufflı bir konsey tarzı bir şey diyebiliriz. Daily Compliance gene görüyor musunuz? 0.05. Bayağı iyi aslında. Gerçekten bayağı iyi. Bakın git, tek yapmanız gereken arkadaşlar, Buharin mi gittin abi? Bu fokusa kadar iniyorsun. Burayı açıyorsun. Tık tık aşağı iniyorsun. Trotski mi gittin abi? En aşağı buraya kadar iniyorsun. Tüm güç Sovyetler Birliği'ne diyorsun. Tık tık aşağı inip Supreme Soviet'i getiriyorsun. Supreme Soviet'i getirmek o kadar zor değil. Kendisinin verdiği buff'ları görüyorsunuz. Şimdi sıradaki lider. Evet arkadaşlar, sıradaki liderimiz Buharin. Bu arada arkadaşlar, Buharin'le ilgili bilgi vereyim. Bunun önceden videosunu çekmiştim. Buharin'le iç savaş çıkarmadan Stalin'i devirebiliyorsunuz. Ve bu yoldan da diğer lider Beria'yı getirebiliyorsunuz. Bunu da izlemek istiyorsanız videoda diyorum, kanal geçmişinden bulabilirsiniz arkadaşlar videonun kendisini. Şimdi Buharin'i getirmek için arkadaşlar tekrardan bu yola gidiyorsunuz. Fakat ne center'a gidiyorsunuz ne left opposition'a gidebiliyorsunuz. Bunu getirmek için right opposition yolunu seçip arkadaşlar tık tık tık. Kup detat. İç savaş çıkarmanız lazım. Bu arada Buhari'nin iç savaşı birazcık daha zor arkadaşlar. Hemen burada save alıyorum. Tekrardan diğer lideri de göstereceğim için burada save almam gerekiyor. Buhari'nin iç savaşı Trotski'den birazcık daha zor arkadaşlar. Buhari'nin daha az gücü var diyelim. Yani ama Buhari'nle iç savaş çıkarmadan da Stalin'i indirebildiniz arkadaşlar, çok problem olmayacaktır. Buhari'ni getirmek için tekrardan dediğim gibi hızlıca Kup Detat'a gidebilirsiniz veya bu fokusları tamamlayıp gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü Buhari'nin abiyi bu fokuslara gidip bufflayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen Buhari'nin bize liderlik edecek diyelim. Bu arada yine toprak seçmeden kafa attık abi direkt. Direkt yine toprak seçmeden kafa attık. Bakalım ne olacak. Evet. Kaç askerim var abi? 26 asker. Aa, burada spawn oldum aslında. Aa, Buhari'nin burada spawn olabiliyor muymuş ya? Buhari'nin normalde burada spawn olmuyor arkadaşlar. Güzel spawn olduk. Ama askerim yok ki. Hiç askerimiz yok ya. Baksana karşına askeri, bir de benim askerim var. Tek askere bak, tek yiyeceğiz. Bu arada Buhari'nin portresinde görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen ben birazcık hile yapayım, ondan sonra geri gelelim. Evet arkadaşlar, yine Occupation Paint hilemiz sayesinde Sovyetler Birliği'ne %100 kapitüle ettik ve iç savaşı kazandık. 26 asker görüyorsunuz arkadaşlar, ben de böyle bir oydot oyuncusuyum. 26 asker dinlemem, 500 askeri kafa atar indiririm hacı. Evet Buharin abim, bu arada arkadaşlar Buharin'le bu yola gidince destalinization yapınca, yani Stalin'in izlerini silince Stalingrad'ın falan adını değiştirip Buharingrad falan yapabiliyorsunuz. Güzel muhabbetler. Şimdi Buharin'in bufflarını tekrardan göstereyim. Şöyle görüyorsunuz Buharin'in bufflarını. Buharin'e buff ekleyebiliyor muyuz tekrardan? Hemen buna bakalım arkadaşlar. Buradan ekleyemiyoruz. Buradan ekleyemiyoruz. Plan for the coup, bu zaten Stalin'i öldürme yolu. Buradan zaten ekleyemiyoruz bu taraftan. Evet bu taraftan bakalım Buharin abiye bir şey ekleyebiliyor muyuz? Hayır, ama Buharin abiyle farklı bir ekonomik politika izleyebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da göstereyim hemen. Anında görüyorsunuz New Economic Policy. Aslında gayet iyi bu. Bak. Var ekonomi 20 alıyor, bu 10 alıyor konuşumu kudu. Bayağı iyi bu arada. Evet, bunu daha değiştirebiliriz herhalde değil mi? Bu ekonomik policy'yi daha düzeltebiliyor muyuz değil mi? Planet ekonomiye geçebiliyorsunuz. Evet. Bak mesela buradan ilerliyorsun abi, planet ekonomiye geçebiliyorsun. Aa yok, o başka. Planet ekonomi başka bir muhabbet. Buharin bayağı ekonomik adammış ha. Harbiden. Buharin bayağı ekonomik adammış. Hatta bak bu yola gidince de tüm sınır komşularımıza saldırı hakkı verdi. Tüm sınır komşularımıza. Xinjiang hariç. Bak sağ tıklıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Sınır komşularının hepsine saldırı hakkı verdi arkadaşlar. Aha bak. Romanya hariç bir de. Xinjiang Romanya hariç herkese verdi abi bu arada. İnanılmaz olay. Güzel. Buharin yolu da böyle arkadaşlar. Buradan bir şey ekleyebiliyoruz galiba. Aha ekleyebiliyoruz. Buharin'e bir şey ekleyebiliyoruz buradan. Hop. Yo bak. Yine Buharin'e bir şey eklemedik galiba.
Evet arkadaşlar, bu arada dediğim gibi az önce de Buhar'ın yolundan tekrardan bu ortaya saparsanız Supreme Soviet'i getirebiliyorsunuz. Tekrardan bunu söyleyeyim. Evet arkadaşlar, az önce söylediğim gibi Buhar'ın iç savaşı çıkınca bir save almıştık. Save'imize geri döndük. Hemen aşağıdaki yolu seçip Alexei Rykov abimizi başa getiriyoruz. Kendisi Buhar'ın iç savaş yoluna gidince getirilebilen bir lider. Bu arada bu abi de ekonomist herhalde. O abimin tipe bak. -5 consumer good veriyor. Sağ ol abim. Güzel buff var, güzel buff var. Şimdi hemen her zamanki gibi iç savaşla savaş hızlıca bitirip bu abinin acaba trade'lerini değiştirebiliyor muyuz diye. Evet. Bu abimizle de hemen arkadaşlar Occupation Paint'te tık 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 tık. CTRL soltuk, CTRL soltuk, CTRL soltuk yapa yapa iç savaşı kazandık. Hemen abi bu askeri Polonya sınırına atalım her zamanki gibi. Şimdi Alexei Rykov abiyle iç savaşı kazanınca büyük ihtimalle yine Destanization gelir arkadaşlar. Destanization sayesinde şehirlerin adını değiştirme muhabbeti açılıyor biliyorsunuz. Stalin'in izlerini Sovyetler Birliği'nden silme fokusları bunlar. Ignite the Flames falan bypass'ler de bunların hiç önemli değil. Hile yaptığımız için öyle oluyor. Bu arada Stalingrad'ın adını bu abi getirseniz bile Buharingrad yapabiliyorsunuz. Böyle bir muhabbet var. Veya başka bir şey yapıyordunuz galiba adını ya. Neyse şimdi onu unuttum. Buharingrad'dır büyük ihtimalle. Bu abiye Nikolay Buharin... Evet, Buharin lider olması lazımmış mesela bu fokusa gitmek için. Evet, değişmeyecek mesela. Neyse. Bu abiye herhalde pek bir şey ekleyemiyoruz. Bunların hepsine bir gideyim. Bu arada o ekonomi planı yine geldi arkadaşlar. -20 construction speed veren. Bu sefer bu fokusa da giderim mesela. Hadi abi, bu fokusa da giderim. Hatta buralara falan da giderim abi. Bak buraya da gideyim. Ne, değişen bir şey var mı? Değişen pek bir şey yok. Hala -20 construction... debuff'ı veriyor. Evet, Trotsky şeyinden de kurtulduk. Abide değişen bir şey yok. Mesela buna gidince değişen bir şey oldu mu? Yine değişen bir şey olmadı. Çünkü Buharin değil başımızdaki lider. Hemen abi mesela hop buralara kadar indik. Ne oldu? Yine tüm sınır komşularımıza saldırı hakkı kazandık arkadaşlar. Romanya hariç, bir de Sinkiang hariç. Değil mi? Evet, Moğol ve Tanutva'yı saymıyoruz. Çünkü onlar zaten bizim faction arkadaşlar. Aa, faction'da değiller. Bunlara saldırak vermesi lazımdı mantıken. Neyse çok önemli arkadaşlar. Alexei Rykov abimizin başa getirilişi de böyle. Buhar'ın da iç savaş çıkartıp tek yapmanız gereken eventte bir aşağıyı seçmek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi başımıza Lev Kamenev adlı bir abiyi getirmeye bakacağız. Ben hiç ilk defa görüyorum burada Lev Kamenev adlı isimli abi. Bunu getirmek için arkadaşlar bu yol right opposition... tık 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 cooperation against Stalin. Stalin'e karşı cooperation yaptıktan sonra Aligin the Zinoyevites gitmeniz gerekiyor. Ardından tık 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 iç savaşa gidelim hızlıca. Oyunu başlatalım. Ve evet arkadaşlar iki seçenek daha eklendi. Şimdi hemen burayı save alıyoruz. Çünkü başımıza o iki abiyi getirmeyi sizlere göstereceğim. Göstermezsek ayıp olur zaten. Oo, ne güzel buffları var bunların. Herkese buff eklemişler güzel güzel. Eğlenceli olmuş bak. Gerçekten başarılı ve eğlenceli olmuş. Tebrik ettim. Paradox'u seviyoruz, seviyoruz. Güzel oyunları var. Evet tıkladık. Oyun çöktü. Bilgisayar patladı. Abimizin eşgali böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz bufflarını falan. Yine trait ekleme yoktur %100 ya. Var mı? Yok. Yok. Trait ekleme yine Buhar'ın olması lazım diyor. Evet, trait ekleme yok arkadaşlar. İç savaşı bir kazandırayım tekrardan. Bu arada farklı bir yerde spawn olduk bu sefer. Yine askeri gücümüz aynı. Çünkü pek bir ayarlama yapmadık askeri güç kazanmak için. Hemen şu iç savaşı kazandırayım kendim arkadaşlar. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Grigori Zimonyev adlı abimizle de iç savaşı hızlıca Occupation Paint hilesi sayesinde kazandık. Bu arada arkadaşlar, hani ben bunu hızlı hızlı iç savaşı hileyle bitirdiğim için... Destanization tarzı eventler bug'a girip gelmiyorlar. Bu arada çoğu lider, komutanımız gitmiş. Belirli fokusa gitmedi ki arkadaşlar. O yüzden adam gibi komutanlar gelmedi. Mesela şu fokusa gitseydik. İki kere niye mesela dedim. Komutan fokusu yok mu lan bu yolda? Ne güzel bu yolda vardı bak. Tukhachevski'yi falan getirme vardı. Bu yolda yok mu ya? Approach falan. Birine yanaşak. Alakon orduya. Liderliğe. Yok herhalde. Mesela buradan aslında komutan çök. Dızlam olabiliyor galiba. Militeriden asker alabiliyorsunuz diye biliyorum arkadaşlar. Neyse çok önemli değil arkadaşlar. Grigori abiyi de getirmenin yolunu gösterdim arkadaşlar hızlıca sizlere. Buradan gidip Aligin'de Zinoyevites gidiyorsunuz. Ardından Buhar'ın yolundan iç savaş çıkartıp bu abiyi getirebiliyorsunuz. Şimdi bu yoldan ekleyebildiğimiz bir abi daha var. Onu da göstereyim size. Evet arkadaşlar. Lev Kamenev adlı abi şimdi hemen...
Kamenev will be a good figurehead. Kamenev güzel bir figürat. Figüratı nasıl Türkçe çevirebiliriz? Simge, sembol. Simge sembol değil aslında ama o anlamlara gelmiyor aslında ya figürat. Güzel bir lider demeyelim de arkadaşlar. Lider anlamına gelmiyor aslında. Figüratın şu an nasıl açıklayabilirim diye düşünüyorum. Neyse figürat arkadaşlar işte ileri gelen diyelim. Heh. Bizim için iyi bir ileri gelen olacaktır. İleri gelen değil aslında anlamı ama şu an öyle çevirmek istediği içimden öyle geldi. Lev Kamenev ablamızın diyordum az kalsın. Abimizin bufflarını görüyorsunuz. Hızlıca buna da iç savaş aslında kazandırmaya gerek yok. Boşuna tıklamaya gerek yok arkadaşlar. Getirmeniz için tekrardan bu arada bakalım. Bu abiye buff ekleyebiliyor muyuz buradan? Evet. Buhar'ın yoluna pek bir buff ekleyemiyoruz. Tek ekleyebildiğimiz buff burada. O da Buhar'ın olmamız lazım buraya gitmek için. Ayrıca zaten Stalin'e bir tek öyle güzel bufflar ekleyebildik. Trotsky'nde o tarz bir şey yok. Lev Kamenev abimizin de yolu bu şekilde arkadaşlar. Onu getirmek için tekrardan dediğim gibi bu fokusa gitmeniz ardından Buhar'ın yolundan iç savaş çıkartıp bu abiyi bu şekilde getirebiliyorsunuz. Buff'ları da tekrardan göstereyim bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki liderimize geldik. Kendisi Alexander Kerensky. Maalesef bunun herhangi bir yolu yok. Bunu başa getirmenin yolu yok. Hatta şöyle yazıyor, portresi bile yok galiba. Portresi bile yok kendisinin. Kerensky'nin portresi bile yok galiba. Şimdi Kerensky'yi getireceğim ve göreceksiniz bakalım Kerensky'nin portresi var mı? Çünkü Hoyletwiki'de Unique Portrait'e yazmıyor abi. No yazıyor. Unique Portrait No yazıyor ve bu abinin yolu da yok. Bakın ve geçen benden birisi demokratik yolu yapmamı istedi arkadaşlar. Şu ortada gördüğünüz yol demokratik yol değil arkadaşlar. Bu partiye demokrasiyi getiriyor. Ülkeye değil. Şimdi neyse ben bunu hile koduyla şimdi demokratik yapacağım kendim. Evet arkadaşlar Seth Ruling Party demokratik hilesini yazdım. Bakın Seth alttan tire Ruling Party demokratik yazdık ve kendisini sadece böyle getirebiliyoruz. Alexander Kerensky advisor olarak getirebiliyorduk eskiden. Onun advisor da kalktı galiba ya. Kalkmış mı? Neyse sallayın arkadaşlar kendisini anca bu tarz bir şeyle getirebiliyoruz. Hatta Eliza bile bizi almıyorlar. Bizi sevmiyorlar ya arkadaşlar. Alexander Kerensky yolu da yok ama yine de size portresini göstermiş olayım. Ayıp olmasın. Evet arkadaşlar şimdi Konstantin abimiz. Kendisi faşist hükümet olması lazım. Hemen kontrol edeyim. Faşist hükümet evet. Kendisi arkadaşlar faşist hükümetin başına gelebiliyor. Faşist hükümeti başa getirmemiz için de bu yollardan herhangi bir şey değil. ENNN'nin sağ kaydırıp beaten but not defeated fokusuna gidip böyle hızlı hızlı bunları alıp hop böyle hop hepsini alalım hatta artistik olsun. The eyes fear gözlerin görmeye korktuğu ellerin yapmaya bilmem ne olduğu fokusuna gidelim. Oyunu başlatalım bir savaş çıksın. To arms. Evet Bratsk'ı başkent yapacakmış. Hiçbir yer seçmeden Bratsk mı geliyor abi? Bratsk neresi? O da mı Sibirya tarafında bir yer? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bratsk. Evet. Bu arada arkadaşlar Provisional Government'ı da nasıl başınıza geleceğini göstermiş oldum. O7. Provisional Government'dan da kurtulduk. Tamamdır. Çok güzel. Bir ülke liderini daha sizlere göstermiş oldum. 28 asker verdi bu arada hızlı hızlı gittiğim için. Bu arada arkadaşlar bunun da taktiği var. Bu iç savaşı bir yıldan kısa bir sürede bitirmek ister misiniz? İstersiniz değil mi? Kim istemez? Yapmak için kanalın geçmişine giden arkadaşlar hem Çarlık Rusya serimizi izleyip bu taktiği görebilir hem de bu taktiği ayrı bir video şeklinde gösterdim. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bu savaşı hızlıca yeneyim ben. Evet arkadaşlar hızlıca Occupation Paint hilesiyle iç savaşı kazandık. Aslında iç savaş, Çarlık iç savaşı videosunda arkadaşlar ben videoyu kesip yine hileyle kazanmıştım. Sizin haberiniz yok. Kandırıldınız üzgünüm. Kandırıldınız arkadaşlar. Ben genelde tüm videolarımda hile kullanıyorum ya. Kandırıldınız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Provisional Government'ı da gösterdik bu arada. Şimdi arkadaşlar Konstantin Emin. Kanka videodayım Emin. Emin. Steam rahatsız etmeyi modu almayınca ben ya. Emin'ciğim. Of Emin. Emin. Of Emin. Neyse arkadaşlar çaktırmayalım. Rahatsız etmeyin de sansın. Cevap vermeyeyim ki rahatsız etmeyin de sansın. Şimdi Shift Tab'da atmak istemiyorum. Ne diyorduk en son? Ha, oyunu save alıyoruz. Çünkü geri kalmadı. Artık komünist tarafta gösterebileceğim bir lider kalmadı arkadaşlar. Beria var. Beria'yı nasıl getirebileceğimi ben de bulamadım. Beria Stalin ölünce geliyor arkadaşlar. O da büyük ihtimalle şuradan Buhar'ın yolundan Stalin'i öldürmeniz gerekiyor. Buhar'ın yolu kapanmış bu arada. Buhar'ın yolundan hani söylemiştim ya. İşte oradan iç savaş çıkarabiliyorsunuz. Onu da
Beria'yı öyle getirebiliyorsunuz. İç savaşsız. Stalin öldürme yolundan Beria büyük ihtimalle geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi biz kimi gösterecektik? Ben SS'imi aldım, evet. Konstantin abi. Konstantin abiyi getirmek için arkadaşlar hemen tık 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 bu fokuslara gitmeniz lazım. Hemen abi. Hızlıca zaten iç savaştayken bu fokusa gidersiniz. Hop böyle gidiyorsun. Böyle gidiyorsun ve başına Konstantin Rodzaveski abi geldi. Konstantin abiye buff ekleyebiliyor muyuz? Hemen inceleyelim. Buff ekleyebiliyor muyuz? Konstantin arkadaşlar yediğimiz küçük bir baskından sonra hemen videomuza devam ediyoruz. En son Konstantin abimizi başa getirmiştik. Bufflarını şöyle tekrardan sizlere göstereyim. Kendisinin buffları gayet iyi. Çoğu advisor'ı ucuza satın almamızı sağlıyor. Aslında çoğu da değilmiş. Teoristleri falan alamıyormuşuz. Ve buraları inceledim arkadaşlar. Kendisinin herhangi bir üstüne buff ekleme muhabbeti yok. Hatta hepsine giderim. Emin olmak için hepsine giderim arkadaşlar. Bakın hepsine gidelim. Evet, baskın üstüne baskın edelim arkadaşlar tekrardan. Tüm fokusa dördüncüde de gittim ve herhangi bir buff eklemedi. Burada Vladimir bir spirit olarak buradaymış. Ben bunu görmemişim. Ve evet, kendisine buff eklemedi arkadaşlar. Şimdi hemen Patrick Hane yolunu göstereyim. Evet, devam ediyoruz. Konstantin abimizi göstermiştik. Şimdi Patrick yoluna gitmek için arkadaşlar ya bu fokusa gidiyorsunuz ya bu fokusa gidiyorsunuz. Fark etmiyor. İkisinden birisi zaten bu yola çıkıyor. Hemen buna tık gidiyorsun. Tık bir daha gidiyorsun İtalya'ya ve diğer Roma claimleri olan abilere deckleri war kazandırıyor. İtalya, İngiltere ve Türkiye kazandırıyor arkadaşlar. İtalya, İngiltere ve Türkiye. Ve anam Occupation Paint açık kalmış. Yanlışlıkla Edirne'yi aldım. Ve İstanbul'a claim veriyor. Başka bir yere verdi mi? Hayır, İstanbul'a claim veriyor. Çünkü İstanbul'da biliyorsunuz Patrikhane var arkadaşlar. Ortodoks Patrikhanesi. Hemen Third Zone Focus'una da gidince arkadaşlar başımıza diyorum. Patrikhane lideri Meletus geliyor arkadaşlar. Buna herhangi bir buff veremiyorsunuz. Çünkü bunun devam yolu yok. Third Zone Focus'una gidince arkadaşlar şöyle bir havalı bir abimiz geliyor. Aslında havalı ya bu peder bey. Havalı gözüküyor yani. Hani sanki Hoydört Portresi gibi değil gibi değil mi? Havalı bir abi. Rengimizde bu tarz bir şey oluyor arkadaşlar. Third Zone yolu da böyle. Bufflarını görüyorsunuz. Japonya niye saldırı hakkı veriyor? The Fear of the Sun God. Anam. Anam hocam. Anam. Duralım. Orada duralım. Anam. Aman. Aman. Hemen arkadaşlar son liderimiz Vladimir 3'ü de göstereyim size. Zaten Vladimir 3'ü biliyorsunuz. Shark Rossi serimizi izlediyseniz Vladimir 3'ü zaten getirip oynamıştık ama yine de bir merhaba diyelim Vladimir 3'ü. Özledik mi? Özledik. Evet arkadaşlar bölümümüzün son liderine geldik. Bu arada bakın bir göstermediğim lider var. Pardon. Şu anlık 3 göstermediğim lider var. Her düşündükçe sayı artıyor değil mi? Beria'yı göstermedim. Beria'yı nasıl getireceğinizi anlattım tekrardan. Boer'in yolundan gidip iç savaşlı şekilde devirme yoluna gidip Stalin'i öldürürseniz yerine Beria'yı getirebiliyorsunuz. Şu an onu gösteremeyeceğim. Onu zaten göstermiştim Boer'in yolundan. Bir video çekmiştim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Boer'in yolundan dediğim. Boer'in yolu benim serim yok ama arkadaşlar. Boer'in videom var. Onu da göstermiştim. Şimdiki. Son liderimizi getirmek için Vladimir, bu arada diğer göstermediğim liderde Provisional Government'ı nasıl getireceğiniz de Provisional Government'ı nasıl getirmek istiyorsanız da buraya gitmeniz yeterli ve iç savaş çıkarmanız yeterli arkadaşlar. Provisional Government'ı nasıl getirdiğini görmek istiyorsanız. Şimdiki son liderimiz kendisi Vladimir 3. Onu getirmek için de tık 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 bu yollara gidiyorsun abi. Hop 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 hop. Aynı faşistleri getirir gibi tek yapmanız gereken bu fokuslara gidip ardından bu fokusa gidip evet Return of Tsar. Ve gördüğünüz gibi Vladimir abim de geldi. Arkadaşlar. Şu an oynadığımız diyorum. Şu an yaptığımız seriyi beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada bir dakika. Hemen videoyu bitirmeyelim. Vladimir abiye buff verebiliyor muyduk? Vladimir abiye buff veremiyoruz ama başkenti Leningrad'a yapabiliyoruz. Leningrad'ın burada adını değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hiç korkmayın. Hatta tüm fokusa gidelim abi. Hop. Tüm fokuslara gidelim. Vladimir abiye bir şey oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Vladimir abinin buffları aynı. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar seriyi beğendiyseniz ve seriyi farklı ülkelerde görmek istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz. Yorumlarda hangi ülke yapmam gerektiğini söylüyorsunuz. Türkiye yapabilirim arkadaşlar mesela. İsterseniz Türkiye'nin başına getirebileceğiniz tüm liderleri gösterebilirim. Vanilla sürümü için. Farklı modları söylemeyin bana. Farklı modlarda hani bilinmeyen liderler var. Belki yapımcının eklediği bilinmeyen liderler olabilir. Ben onları gösteremem sizlere. Fakat Vanilla'yı hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Basic şeyler. Hoydört Wiki'de getirilebilen tüm liderler gözüküyor. Mesela Türkiye'de belki de hiç görmediğiniz bir lideri getirebilirim başa. Hani illaki görmüşsünüzdür ama görmeyen arkadaşlar vardır. Mesela Halife Abdülmecit muhabbeti var. Onu zaten bir videoda göstermiştim Easter Egg tarafından. Ama bilmiyordum mesela ben. Gerçekten bilmiyordum. Benden önce yapan yayıncılar varmış veya YouTuber'lar varmış. Yabancı olsun, Türk olsun. Ama ben bunlardan haberim yoktu. Ben dediğim gibi ajanak videosu çekiyordum bir anda başına geldi. Ben nereden bileyim böyle bir şey olacağını kardeşim ya. Bana niye yorumlarda yazıyorsunuz ki arkadaşlar ben nereden bilebilirim? Bunlardan ben zaten content çalmaya çalışmıyorum.
merak etmeyin. Neyse, ben açıklama videosu değil arkadaşlar bu. Ben nereden girdim de bu konuya? Neyse, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.